takip ediyor. Nereye gidersem takip ediyor. Mesela durdurdum. Bu karakterimizin hızını arttıralım isterseniz. Yavaştan. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere Unity'de artık yapay zeka kullanarak nasıl güzel projeler ortaya çıkartabilirsiniz bunları göstermek istiyorum. Ki burada öğreneceğimiz yapay zeka bilgileri de Milyonluk Oyun Yapmak serimizin devamında gelecek videolar için size bir rehber niteliğinde olacak. Çünkü bir dahaki videomuzda çok fazla indirilen bir oyundan bahsedeceğim. Oyunu şu an söylemek istemiyorum. Ama o video geldiği zaman göreceksinizdir. O videoyu yapmak için de biraz yapay zeka bilmemiz gerekiyor. Ve yapay zeka bilmek için de bu videoları izlemeniz lazım. Eğer bilmiyorsanız. Ben de elimden geldiğince temel düzeyde. Ya da belki orta düzeyde diyelim. Sizlere nasıl Unity'de yapay zeka kullanabilirsiniz? Nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz? Bunlara bahsetmeye çalışacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa videoya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Benim bir tane sahnem var. Sahne oluşturdum. Yapay zeka adını verdim. Main kameram var. Directional light'ım var. 3D bir proje açtım. Main kameramı 45 derecelik açıya getirdim. Bir tane şimdi artık plane oluşturuyorum. Zeminim olması için. Zemin dedim. Zemin dedim buna. Ondan sonra hemen bir tane vakit kaybetmeden bir tane kapsülümü oluşturuyorum. Bu da benim karakterim olacak. Karakter dedim. Bakın. Şunu hafif yukarı kaldırdım. Birazcık da küçültelim. Zemin de 2'ye, yükseklik 1. Z ekseni de 2 olsun. Şimdi evet, karakterimiz de hareket edecek olan karakterimiz bu olacak. Main kameranın position'ını şöyle yapabiliriz. Birazcık daha böyle şu şekilde yapabiliriz. Daha hoş oldu şu an. Şimdi bizim bu karakterimiz yapay zeka olacak. Yapay zeka olarak hareket edecek olan karakterimiz bu karakterimiz olacak. Yapay zeka işlemleri yapmak için neye ihtiyacımız var? Buraya Window diyoruz, AI diyoruz, Navigation'a tıklıyoruz. Bakın burada Navigation açıldı. Ondan sonra bakın bu Navigation açıldı ya. Bu Navigation'a geliyorsunuz. Şimdi bizim Bake dememiz lazım. Bu Bake ne oluyor? Bakın şu mavilikleri görüyorsunuz değil mi? Ben önceki testlerimden kalma bir mavilik bu. Şimdi geliyorsunuz zemine. Buradan bakın bu çok önemli. Buradan bake etmek istediğiniz objenin statik checkbox'ı check olması lazım. Bake yapmak istediğimiz şey nedir? Bake yani karakterimiz içinde bizim bu yapay zekamız var ya. Hangi zemin üzerine gidecekse bizim o zemini bake etmemiz lazım. Buraya gelip bake'i tıklayıp bake etmemiz lazım. Bakın bütün zemini kapladı ve bake etti. Bakın bu mavi alanlarda artık bizim karakterimiz yapay zekası olan karakterimiz hareket edebilir. Bu mavi atıyorum. Şu an burada yapay zeka çalışmaz. Bakın. Şu an karakter mavi alanın dışında yapay zeka çalışmaz. Ancak şu an burada çalışır yapay zeka. Çünkü mavi. Bake'in içinde. Şimdi buradaki Agent Radius, Agent Height hepsini açıklayacağım. Ama bir sonraki videolarımızda bu video hemen kısa yani böyle 10 dakikalık 10 dakikalık video yapmak istediğim için hızlı hızlı ilerliyorum. Bu videomuzda onlara değinmeyeceğiz. Şimdi karakterimize yapay zeka özelliği kazandırmak için bizim burada gelip bir tane komponent vermemiz lazım. Bu komponentin bizim adından Now Mesh Agent. Now Mesh Agent komponentimiz işte Agent Type'ını, Base Offset Speed'ini ayarlayabiliriz işte. Angular Speed, Acceleration, Static Distance her türlü şeyi ayarlayabiliriz buradan. Quality tarzı. Bunların hepsine geleceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz çoğu şeyi anlatacağım size ilerleyen serilerde merak etmeyin. Şimdi umarım çok hızlı konuşmuyorum da umarım her şey anlaşılırdır bu arada. Şimdi birazcık şu ekran az bir şey küçülteyim. Şimdi artık birazcık kod yazalım. Artık kod yazmaya başlamamız lazım. Diyorum ki karakter kontrol. Şu an düzenli bir şekilde ilerlemiyoruz farkındayım. Yani script klasörün içine atmadım farkındayım. Ama hızlı hızlı olsun diye yapıyorum şu an bunları. Yani siz düzenli ilerleyin. Ben hiç düzenli ilerleyemeyeceğim şu anda. Oluşturulurken birkaç şeyden daha bahsedeyim. Gerçi oluşturuldu. Tamamdır. Tıkladım karakter kontrolü. Bakın geliyor. Mola behavior'im gelsin. Buradan kütüphane eklemem lazım. Çünkü direkt yapay zeka kütüphanemiz direkt kütüphane gelmiyor. Bakın bunların neredeyse hiçbiri değil. Mola behavior'im gelsin. Hala daha gelmedi. Neden gelmedi? Bu arada class'ı yanlış isimlendirmişiz. Bakın. Class isimlendirilirken ilk harfi genelde büyük yapılır arkadaşlar. Bu bir yazılım kuralıdır diyebilirim. Zaten bakın burada case'i büyüktür. Şunu kapatalım. Şunu da kapattık.
Ancak mana behavior gelmedi. Hemen geliyor. Evet, mana behavior'ım geldi. Şimdi arkadaşlar, buraya bir dakika. Buraya geliyorum, diyorum ki using unitengine.ai. AI ne? Artificial intelligence. Yani yapay zekamız. Artificial intelligence. Buradan geliyorum, bunu da siliyorum. Start'a ihtiyacım yok. Önce geliyorum public. Bakın. Nowmesh agent. Bu AI kütüphanesiyle geldi. AI kütüphanesini eğer import etmezseniz Nowmesh agent gelmeyecektir. Nowmesh agent agent dedim. Bunu sildim. Şunu da fixed yapalım. Şimdi agent.setDestination diyerek ben agent'ımın nereye gitmesini istediğimi belirtebilirim. Ama bunu belirtmek için yani sonuçta bir tane hedef vermemiz lazım. Çünkü bir yere gidecek. Bakın içine bu ne alıyor? Bakın vektör 3 alıyor. Target alıyor. Bu vektör 3'ü de biz şöyle vereceğiz. Diyeceğim ki hedef nokta transform nokta position. Hedefte ne olacak? Bizim bir tane objemiz olacak. Hemen obje oluşturacağız. Compile işlemini tamamlasın. Evet, tamamladı compile işlemimizi. Bakın burada nummash agent komponentimiz vardı lan. Sürükledim, bıraktım. Şimdi bir tane küp oluşturdum. Buna hedef dedim. Pozisyonu reset ettim. Kameramıza gelmedi bu bir türlü. Evet, ha. Kameramız çünkü buraya gitmiş. Tamamdır. Hedefi yukarı çıkartalım hafif. Süper. Bakın hedef burada. Karakterin içine geldim. Hedefi bıraktım, sürükledim, bıraktım. Bakalım ne olacak. İzliyoruz. Bakın. İsterseniz game'den isterseniz scene tarafını izleyin. Bakın gitti. İçine girdi ve durdu. Neden? İçinde biz çünkü hedefin pozisyonu vardı. Bakın. Bakın. Nereye sürüklersem oraya geliyor şu an. Çünkü ben hedefin pozisyonuna gel dedim. Bakıyor. En kısa yoldan geliyor. En kısa yoldan gidip gitmelerini de size göstereceğim. Farklı objeler koyarak. Ama dediğim gibi bu videoyu kısaltmak istediğim için onu şu anlık yapmıyoruz. Bir de hedefe bir hareket kodları yazalım. Hedef kontrol diyelim. Bu arada bugün içerisinde bu serinin, yapay zeka serisinin ikinci videosu da gelir büyük ihtimalle. Gelmezse de yarın gelir en kötü. O yüzden takipte kalın. Yani diğer videoda gelecek bugün çok büyük ihtimalle. Ayrıyeten de açıklama kısmını okumayı unutmayın. Açıklamada bir tane anket koydum. Anket de şununla alakalı. Arkadaşlar ben bir bağış linki açmak istiyorum. Çünkü YouTube'dan biliyorsunuz şu an para kazanmıyorum. Para kazanma açılsa bile açmayı planlamıyorum. Çünkü biliyorsunuz onun vergisidir, şuyudur, budur. Çok yüksek paralar kazanmıyorsanız sizden kazanınızdan daha fazla vergi alıyor. Ben de o yüzden para kazanmayı açmayı planlamıyorum. Bu işten de herhangi bir 5 kuruş para da kazanmadım. Ama bildiğiniz üzere öğrenciyiz. Yani eğer destek olmak isteyen, bağış yapmak isteyen varsa açıklamadaki linkte bağış yapmak ister misiniz? Açayım öyle bir linkte bir anket koydum. Oradan oy kullanırsınız. Eğer açmama yönelik istek gelirse de bir bağış linki oluşturmayı planlıyorum. Şimdi hareket kodumuzu yazmak gerekirse bir tane private float oluşturacağım. Bu bizim gitme hızımız olacak. Gitme hızı dedim. 10 verdim bunu da. Ondan sonra fixed update'in içerisinde geliyorum, bakın. Zaten bu bildiğiniz hareket kodları. Input.getKey dedim. Geldi ondan sonra. Evet. Dediğim gibi bu arada açıklamayı okumayı tekrardan unutmayın lütfen. Şimdi bakın. Hareket ettiriyorum. Bakın. Sürekli beni takip ediyor. Nereye gidersem takip ediyor. Mesela durdurdum. Bu karakterimizin hızını arttıralım isterseniz. Yavaştan da bunlara bakmış olalım. Speed'i 10 olsun. Acceleration'ı da arttırmam gerekiyor. Mesela bakın.
Çok daha hızlı geliyor artık. Bakın. Fark ettiniz mi hız farkını? Bakın. Çok çok daha hızlı geliyor. Mesela stopping distance'ı da 0.27 yaptım. Ki bu ama çok bir şey fark ettirmedi. Mesela bakın. Önceden içine girerdi ya. Şu an bakın içine girmiyor artık. Bakın içine girmiyor şu an. Arada bir mesafe oluyor. Bunu mesela 0 yaptım. Bir de mesela size şundan bahsedeceğim. Mesela ben geldim. Zeminimi böyle büyüttüm. Şu an şuradan çıkalım. Zemini geldim büyüttün. Bakın. Navigation'a geldiğimiz zaman bakın sadece burası bake. Bake olmuş. Bakın şu an bu kısımlar bake'li değil. Bakalım bu bake'li olup olmaması bizim neyi değiştirecek mesela. Bakın şu an takip ediyor değil mi? Şu an takip ediyor mesela. Ben çıktım. Bakın. Bizim karakterimiz sadece beni buraya kadar takip edebiliyor. Buradan daha dışarı çıkamıyor. Bakın. Ben gidiyorum gidiyorum. Bakın sadece yön olarak takip edebiliyor. Ama mesela içeri girdiğim anda tekrar koşturmaca başlıyor. Yani demem o ki eğer zemini büyütüyorsanız tekrar bake yapmanız lazım. Bakın şu an tekrar bake'imizi tamamladık. Bake dedik. Zemini seçtik. Zemin de statik yaptık ve bake dedik. Ve bakın oldu. Yani siz hangi objeyi seçip mesela siz karakteri bake etmeyin. Ama eğer karakteri bake etmek istiyorsanız statik seçiyorsunuz. Navigation diyorsunuz. Bake diyorsunuz. Bakın onun çevresi kendine gidemeyeceği için sıkıntı oldu işte. Tekrar clear derseniz de bütün bake işlemi kaldırılmış oluyor. Tekrardan buradan bake edelim ki ilerleyen projelerde sıkıntı çıkmasın. Ama bakın karakter statik olduğu için karakteri de bake etti. Tekrar statik kaldırıp bake ettim. Bakın iddia altındaki bake'li kısım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoyu bekleyin. Orada daha böyle komple sistemler yapmaya başlayacağız artık. Yapay zekayla böyle güzel 4-5 video bekliyorum, düşünüyorum. Böyle bir sürü olayların olduğu. Umarım video işinize yararmıştır. Dediğim gibi anketlere bakmayı unutmayın. Video işinize yaradıysa arkadaşlarınızı önerirseniz çok mutlu olurum. Discord'uma da beklerim. Bugünlük benden bu kadar. Yunus ile kalın. Görüşmek üzere.